أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına binlerce salat, binlerce selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbetlerimizi hayr eylesin. Kur'an ve sünnet gölgesinde yaşamaya, İhlas ve takva üzere bir hayat sürmeye, iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeye cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Ve Kehf suresinden 29. ayet-i kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hakku min rabbikum. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İlâ âhiril âye. Rabbimiz Teala ve Tebareke buyurdu. وَكُلْ حَب۪يبِمْ de ki اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Hak Rabbinizdendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Artık dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen inkar etsin. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ نَارًا Muhakkak biz zalimler için cehennem ateşi hazırladık. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا O cehennemin surları, duvarları zalimleri ihata edecek, kuşatacak, çepeçevre saracaktır. وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا Yardım istediklerinde ya da İstigâfede, su ihtiyacında bulunduklarında yugâfû bimâin onlara su verilecek, su ihtiyaçları görülecek. Ama nasıl su? Kel muhli erimiş maden gibi. Yeşvil vücûb yüzleri paralayacak, paramparça edecek, haşlayacak, yüz olmaktan çıkartacak bir su. Bi'se şerab, ne kötü bir içecek. Vesaat murtefaka, ne kötü barınak kalınacak yer, ne kötü bir ortam diyor Allah Azze ve Celle okuduğumuz bu ayeti kerimede. Sadakallahul azim. Evet, dün de ifade etmeye çalıştığımız üzere Cenab-ı Hak hak ve hakikati ortaya koydu. Hak namına davetçi de gönderdi, kitapta gönderdi. Neyin hak, neyin batıl olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış, cennete ve cehenneme hangi yollardan gidilecek olduğunu duyurdu. Buyurdu, beyan etti. Artık bundan sonra herkes neyin ne olduğunu bile isteye, isteyen inanır, iman eder, hakkı kabul eder, İsteyen inkar eder, küfreder, batılı tercih eder. Mevla Teala tercih sizindir. Ama tercih yaparken de şunu dikkate alın diye şerh düşüyor tabiri caizse. Şu dip nota da dikkat edin. Zalimler için etrafı çepe çevre surlarla, duvarlarla çevrelenmiş, kuşatılmış, ihata edilmiş bir cehennem hazırladık diyor Cenab-ı Hak, zalimler için ama. Ona göre herkes dikkat etsin, hazırlığını ona göre yapsın, tercihini, seçimini ona göre yapsın. İleride böyle bir akıbet var. Orada zalimler susayacaklar, su isteyecekler, onların içeceği suyu da erimiş maden gibi. Yani püskürtülmüş lav, bir volkandan akan o ateşli sıvıyı bir düşünün,
Onların da cehennemde içeceklerini Mevla ona benzetiyor. Artık ne kötü bir içecek diyor Allah. Allah Azze ve Celle bir şeye kötü demişse ondan daha kötüsü hayal dahi edilemez. Ve bu mekan ne kötü bir mekan, bu ortam ne kötü bir ortam, bu durulacak, gidilecek, sığınılacak, varılacak yer ne kötü bir yerdir dediyse rezervasyon yaparken bunları dikkate alın diyor Cenab-ı Hak. Tercihlerinize karışmam. Serbestsiniz. İster hakkı kabul edin, ister batılı. Ama batılı tercih ederseniz de böyle bir akıbetle karşılaşacağınızı bilin. Zalimler için hazırlanan bu akıbet. Peki soru o zaman şu, zalim kimdir? Madem ki bunları Allah zalimlere hazırladığını beyan etmiş, o zaman zalim kimdir? Geçenlerde bir sokak röportajına rastladım. Soruyor, sizce en büyük günah nedir? Sizce en büyük kötülük nedir? En büyük zulüm nedir diye. 3 aşağı 5 yukarı verilen cevaplar hemen hemen aynı. İnsanlara böyle zulüm dendiğinde, en büyük kötülük nedir dendiğinde akla gelen kul hakkı diyor. Çokları. Bazıları da işte yalan konuşmak diyor. Gıybet etmek diyor. Kendi zaviyesinden bir şeyler söylüyor. Peki Kur'an en büyük zulüm, en büyük kötülük neye diyor? İnne şirke le zulmun azim diyor değil mi Allah? En büyük zulüm şirktir diyor. Bundan daha büyük bir kötülük olmaz. Allah katında kötülüklerin, günahların, hataların en büyüğü şirktir. Bunun dışında kalanların hepsinin affedilme ihtimali var. Kul hakkını da Allah dilerse affeder. Zinayı da dilerse affeder, adam öldürmeyi de dilerse, aklınıza gelebilecek her şeyi Allah affeder. İnnallâhe yagfiru zunûbe cemî'a diyor değil mi? Bütün günahları affeder Allah. Ama innallâhe lâ yagfiru en yüşreke bihi şey'a. Şirki affetmem diyor. Dolayısıyla zalim kimdir? Bir, Allah'a ortak koşan. Müşriklerden daha büyük zalim yok. Şirk, altı çizilecek bir kavram. Belki her defasında konuşulması gereken. Çünkü her gün Peygamber Aleyhisselam'ın Allahümme inni a'udu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lem. Bile bile sana şirk koşmaktan sana sığınırım ya Rab. Ama bilmeden de şirke düşmekten gene sana sığınırım. Peygamber duası. Dolayısıyla şirki gündemimizden düşürmemek, tevhidi her daim diri, canlı tutmak mecburiyetindeyiz diyelim. Başka zalim kime denir? Zalim kelime manası bir şeyi olduğu yerden başka bir yere koymak. Zulüm budur. Zulüm nedir? Bir şeyi olması gereken yerden kaldırıp olmaması gereken yere koymanın adıdır zulüm. O zaman zalim kimdir? Allah seni nasıl görmek istiyorsa, Allah'ın görmek istediği gibi olmamak zulümdür. Allah seni nerede görmek istiyorsa, Allah senden neyi yapmanı istiyorsa bunun aksi zulümdür. Olman gereken yerde olmaman, yapman gereken şeyi yapmaman ya da olmaman gereken yerde olman, yapmaman gereken şeyi yapman bunlar zulümdür. Başka zulümle alakalı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor? Sadece zulüm yapanlar değil, zulme destek olanlar da Allah katında zalimdir. Çünkü Mevla ayette ne buyuracak? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere azıcık meyletmeyin ki onlara isabet edecek olan azap size de dokunmasın. Yani zalimlerle beraber yol yürümeyin. Zalimlerin akıbeti belli. Aynı akıbet sizin için de geçerli olur diyor Allah. Onlara vereceğim ceza size de dokunmasın. O zaman zalimlerle yolunuzu ayırın. Zalimlerden uzak durun.
azcık zalimlere meyliniz olmasın. Dostlardan birine bu ayeti kerimeyi sormuş zamanında terzilik yapan biri. Efendim demiş, Allah Teala Kur'an'da zalimlere meyletmeyin buyuruyor. Malum ben terziyim. Bu memleketinde bir valisi, yöneticisi var. Adam da zalim mi? Zalim. Ama gel gör, elbiselerini bana diktiriyor. Şimdi ben bu zalime elbise dikiyorum diye zalimlere meyletmiş olur muyum diyor. Bu soru, bu ayet benim için de geçerli midir? Endişeye bak, düşünceye bak. Kendine soru sorulan büyük zatın cevabı hayır dedi evladım. Allah'ın Kur'an'da kastettiği zalimlere azıcık meyletmeyin bu ayet senin için değil. O zalimlere azıcık meyledenler kimler? Sana kumaş, iğne, iplik verenler. Sen zalimin ta kendisi oldun diyor. Zalime elbise diktim diye acaba ona meyletmiş olur muyum diye sorana sen zalimin ta kendisi oldun. Sana iğne, ipli, kumaş verenler zalime meyletmiş olurlar. Yani ne kadar ince, hassas bir mesele olduğunu anlamak adına. Allah'ın sevmediği zalimlerle bir Müslüman beraber yol yürüyemez. Çünkü başka bir ayette Cenab-ı Hak, Furkan suresi, ve yevme ya'abdu zalimu ala yedeyi, zalimler o gün ellerini ısıracaklar diyor Cenab-ı Hak. Ellerini, parmaklarını dişleyecekler ve yekulu diyecekler ki ya leyteni tehattu ma'ar rasuli sebila. Keşke peygamberin yolundan gitseydik diyecekler. Keşke peygamberle aynı yolda yürüseydik. Yolum peygamber yolu olsaydı. Bu gavurların, bu batı aşıklarının, batılı uşakların, bu küfür kokan düzenlerin, sistemlerin yolundan gitmeseydim de şeriat üzere olsaydım diye ellerini ısıracaklar o zalimler diyor. Allah o zalimlerden eylemesin. Her ne türlü zulüm varsa bir insanın hayatında Allah Azze ve Celle tehdit ediyor. Onlar için etrafı surlarla, duvarlarla çevrili bir ateş, bir cehennem. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdular? Buhari hadis-i şerifinde cehennemin etrafında kalınlığı 40 senede ancak ulaşılabilecek mesafede duvarlar örülmüştür diyor. Cehennemin etrafındaki surlar, duvarlar ne kadar kalın? 40 senede bitiremezsin. Yani kaçmayı düşünen, planlayanlar size kötü haber, cehennemden kaçma imkanınız yok. İçinde de size susayacaksınız, susadık diyeceksiniz. Sizin de ihtiyacınızı Allah Azze ve Celle meleklere nasıl karşılatacak haber veriyor. Volkan, yanardağ patlamasında o meydana gelen lavlar var ya, aynen o benzetmeyle erimiş maden gibi su onlara ikram edilecektir. İkramsa bu ne kötü bir içecektir diyor Allah. Evet. Dünyada da içkiye, şaraba ne kötü bir içecek diyor Allah, değil mi? İçenler mi çok, içmeyenler mi? Anlaşılıyor ki demek ki Allah'ın ne kötü dediği şeylere insanlar daha çok rağbet ediyorlar. Dünyada Allah'ın kötü dediği içecekleri insanlar içiyorlarsa demek ki bunların müşterileri ahirette daha çok olacak. Öyle anlıyoruz. Allah bizi onlardan eylemesin. Ne kötü barınak, ne kötü bir ortam, ne kötü bir mekan diyor. Vesaet murtefaka. Ahirette böyle bir ortamda olmak ister misin? Kim ister? Öyle bir mekanda, öyle bir barınakta aşağı kalmak ister misin? O zaman dünyadaki ortamlarına dikkat edeceksin. Ahirette mekanın cehennem olsun istemiyorsan dünyada takıldığın mekanlara dikkat edeceksin. Ahirette bu gibi zalimlerle aynı ortamda olmak istemiyorsan dünyada o zalimlerin ortamlarını terk edeceksin. Yani dikkatli adım atacak. Şurada 50-60 senelik bir ömür, tercihlerini dikkatle yapacaksın. Şurada kıytırıktan bir sınava giriyorsun. O sınava girmeden önce kaç sene hazırlık yapıyorsun? Yetmiyor. Sonrasında tercih yapacaksın.
bir hafta, iki hafta kafa patlatıyorsun. Efendim, birilerinden yardım, destek alıyorsun, yanlış bir tercih yapmayayım diye. Yani ahirette böyle bir tercih, Allah muhafaza, öyle bir akıbetle yüzleşmek istemiyorsanız tercihinizi ona göre yapın. Yarın ahirette eyvah, para etmeyecek. Allah Azze ve Celle bize doğru tercih yapmayı nasip eylesin. Bunu söylerken şöyle doğru oturalım, doğru konuşalım. Şu sokakta dine en uzak olan adama da sorsak, size de sorsak, herkesin tahmin ediyorum ortak cevabı aynı olur. Mesela iki soru sorsak, desek ki bir, size göre dünyada hangi mekanlarda bulunmak ahirette cennet sebebi olur? Yani dünyada şu mekanlarda bulunursanız karşılığı cennet olur. Ya da dünyada hangi mekanların karşılığı ahirette cehennem olur diye sorsak. Birinci soruya verilecek cevap, dünyada hangi mekanların karşılığı cennet olur? Camiler. Hiç şüphesiz, değil mi? Buna meyhanedeki de aynı cevabı verir, sokaktaki de. Camiler, bu mekanlar, burada bulunmak cennete girmeye sebep vesiledir, öyle mi? Kimse kahvehane mekanını, meyhaneyi, stadları, konser salonlarını, cadde, çarşı, pazar, sokakları, buralar cennete girmeye sebep mekanlardır. Bilakis buralar cehenneme insanı götürebilme ihtimali olan mekanlardır. Herkes mutabıktır bu görüşte. Ama gel gör, dünyada cennete sebep olacak mekanların müşterileri aha, ama bir kahve cemaatine bakıyorsun, bir meyhane cemaatine, bir stadyumdaki cemaate, müşterilere bakıyorsun. Ondan sonra ben anlamadım, ben bilemedim. Efendim, herkes neyin ne olduğunun farkında. Sorulara herkes gayet doğru cevap veriyor. Cevabın doğrusunu herkes biliyor ama yapmaya sıra geldiğinde herkes işine geleni yapıyor. Sonunda da herkes yaptığının karşılığına razı olacak. O gün kimsenin özrü, itirazı dikkate alınmayacak. Evet, şimdi Mevla devamında İnnellezîne âmenû, ama şimdi bir de var ki diyor Mevla, onlar da iman ettiler. Yukarıda zalimlerden bahsetti, şimdi iman edenlerden. Ama nasıl iman ettiler? Öyle ben hem Müslümanım, hem sosyal demokratım, hem işte şucuyum, hem bucuyum, öyle değil. İnandın mı? Müslüman mısın? İkinci bir kimliğe ihtiyaç duymayacaksın. Huve semmâkümül müslimin diyor Allah. Size Müslüman kimliğini, ismini Allah verdi. Yani bu ismin öncesine sonrasına başka ilave yapmak, haşa. Ben Müslümanım ama şöyle Müslümanım. İşte sağcıyım, ortadayım, uzaktayım, yakındayım. Bunlara haşa ve kella. İman ederler nasıl? Fe inâmenû bimithlimâ âmentum bi. Sahabenin iman ettiği gibi diyor ya Allah. Sahabe nasıl iman ettiler? Onlar da öyle iman ederler. Yani Allah'ın onaylayacağı, kabul edeceği iman edenlerden bahsediyor. Öyle kendi kafana göre inandım, kabul ettim. Senin kabul etmeni Allah kabul etmediyse istediğin kadar kabul ettim de. Sahabe gibi iman ederseniz fekad ihtedev diyor ya ayette Allah, o zaman hidayet üzere olursunuz. Sahabe gibi amasız, fakatsız, pazarlıksız, Allah nasıl neye iman etmeyi emrettiyse öyle iman edenler. Sonra ve aminu salihat, sadece imanda kalmayacak, imanın gereğini de yapacak, yaşayacak Allah. Yani iman bir iddiadır. Bu iddia için ispat gerekir. İman ettiyseniz imanınızın gereğini de yaparsınız, öyle değil mi? Ayette Mevla tam da böyle diyor, değil mi? İn küntüm müminin, eğer inanıyorsanız, eğer mümin iseniz gereğini yap. Nedir gereği? Ve zerû mâ bekiye miner riba, faizi terk et diyor Allah. İnanıyorsan. Bak ne diyor? İman edip salih amel işlerler, gereğini yaparlar yani. Sadece sözde kalmaz imanları. İnanıyorsanız faizi terk edin diyor ayet. İnanıyorsanız ya eyyühellezine amenü diye başlayan ayette Allah ne dediyse
Alâ râsü vel âyn, başım gözüm üstüne ya Rabbi. İnanıyorsanız gereğini yaparsınız. Yani ben inanıyorum ama aması ne? İnandığı halde Allah ile pazarlık, inandığı halde Allah'ın emirlerini terk etme, böyle bir lüks, böyle bir tercih, böyle bir hak, haşa ve kella. İnanırlar, inandıkları gibi de yaşarlar. Ameli salih işlerler diyor Cenab-ı Hak. Evet, sonra ne olur? İnna la nudî'u ecre men ahsen amela. Öyle güzel güzel kulluk yapanlar, güzel amel işleyenler, Allah emrettiği için Allah'ın emirlerini yerine getirmekte güzel kulluğa gayret edenler, onların ecrini, ücretini asla zayi etmeyiz Allah diyor. Yaptıklarının karşılığı onlara tas tamam verilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Sen Allah için yeter ki bir şeyler yap, sizin yaptıklarınızı Allah zayi etmeyecek. Hani halk arasında hepimizin söylediği bir ifade var ya, bir iyilik yap denize at, balık bilmezse Halik bilir diyoruz ya, varsın birileri bilmesin yaptığın iyiliği ya. Ben bugüne kadar çok iyilik yaptım, karşılığında hep kötülük gördüm. Bu cümle sana yakışmadı. Bak Allah Teala ne diyor? Yaptığınız güzel işlerin karşılığı bende diyor Allah. Yaptığınız bütün güzel amellerinizin ücretini zayi etmem. Sen zannetme ki karşılıksız kalacak. Ben varım Allah diyor ya. Benim için yapmadınız mı zaten bunları? Ahmet Mehmet için mi yaptınız? Yaptığınız iyiliğinizin karşılığı bende diyor Allah. Ben de ücretlerinizi zayi etmem. Ama burada bir incelik. Dünyada bir iki gram altın nasıl çıkartılır? Bir gram, iki gram altın çıkması için kaç ton toprağı elden, elekten geçirirler değil mi? Tonlarca topraktan belki bir iki gram altın elde edilir. O gün tonlarca amellerinizden altın değerinde olanlara Allah karşılık verecek. O günün altını nedir? İhlas. Mevla ne buyuracak o gün? Meleklere buyuracak, kullarımın amellerini, dosyalarını şöyle bir açın bakalım. Melekler açacaklar, diyecekler ya Rab, kulun dosyasında şu ameller var, şu ibadetler, şu iyilikler var. Mevla emredecek, onu sil, bunu çıkar, onu at, onu yazma, onu kaldır, onu at. Melekler diyecekler ya Rab, biz bunlarda hayır gördüğümüz için bunları, adamın namazı var, adamın orucu var, adamın iyiliği var. Sen bunları at diyorsun ya Rab. Mevla ne buyuracak? Ben bugün sadece benim için yapılanlara karşılık vereceğim. Bunların hiçbiri benim için yapılmadı buyuracak. Ahirette hangi ücret kime verilecek? Hangi amelin karşılığında Allah ücretlendirecek ve o ücretin ne olduğunu söyleyecek daha sonra. Ama kime? Allah rızası için iş yapana. Az amelin olsun ama niyetin halis olsun. Ya Rab, senin rızan için bunu yaptım diyeceğiniz amelleriniz olsun. Yoksa dağlar kadar amel işlemişsin ama Mevla diyecek kulum sen bunları yaparken ne düşünmüştün? Birileri beğensinler, birileri desinler, birileri alkışlasınlar, birileri sevsinler. İstediğini dünyada elde ettin mi? Bugün benden alacağın yok diyecek Allah. Benim için yapsaydın karşılığını ben verecek. Ama sen bunu birileri için yaptın. Karşılığında da aldın dünyadayken. Allah o duruma düşmekten bizi muhafaza eylesin. Amellerimizi ihlasla Allah rızasını gözeterek yapmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin diyelim. İşte o ücretleri zayi edilmeyecek iman edip salih amel işleyenlere Allah Teala ne ücretler verecek? Onu da gelecek derse konuşmak duası ile Allah bu ücrete nail olmayı bizlere nasip eylesin. Yaptıklarımızı zayi eylemesin. Rızasını gözeterek ihlasla yaşamaya muvaffak eylesin. Zulmetmekten, zalim olmaktan, zalimlere azıcık meyletmekten Allah muhafaza eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. El-Fatiha.